Küresel gündemden merhaba. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 30 Mayıs'ta Batı Trakya ve Atina'yı içeren bir gezi düzenledi. Burada mevkidaşı Nikos Tendendias'ın yanı sıra Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le de bir araya geldi. Çavuşoğlu burada hem Yunanistan-Türkiye ilişkilerine hem de ABD'ye mesaj olarak yorumlanabilecek bazı açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan gezisi çerçevesinde Türkiye'nin NATO zirvesine hazırlığını, burada gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeyi ve Yunanistan'da verilen mesajların Washington'a dönük mü olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Mevlüt Çavuşoğlu 30 Mayıs'ta Yunanistan'a bir seyahatte bulundu. Burada hem mevkidaşıyla hem de Yunan başbakanıyla bir araya geldi. Ancak açıklamaların kapsamı dikkate alındığında bazı mesajların aslında okyanus ötesine ABD'ye dönük olduğunu gördük. İsterseniz önce Yunanistan'da bu seyahatin ne anlama geldiğini Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından küçük bir ele alalım. Ardından da Çavuşoğlu'nun özellikle S-400'lere dönük vurgusunun ABD'ye dönük bir mesaj olup olmadığını, Türkiye'nin bir hazırlık içerisinde mi değil mi buna dönük görüşlerinizi alalım. Tabii Çavuşoğlu'nun ziyaretini aslında yine bu dönemde, yani bu kısa süre içinde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının ziyaretiyle de birlikte belki ele almamız da gerekebilir. Çünkü bunu söylüyorum galiba daha önceki videolarda da. Türk dış politikası bir süredir Batı eksenine, rayına daha sıkı oturma. Bence buradan hiç çıkmadı. Hep yönü belliydi. Çünkü bağımlı bir ülkeden söz ediyoruz. Yani Batı, küresel sistemde Batı'ya bağımlı bir ülkedir Türkiye ve burada hani bazı coğrafi alanlarda bu alt emperyalist rolünü yerine getirirken kendisine de bir alan açmaya çalıştı. Mavi Vatan bunlardan bir tanesiydi ve bunları çabuk harcıyor dikkat edersen. Yani önce çekildiği alanlar, aslına bakarsan kendi başına bir şeyler yapmak istediği alanlar. Bu önce kendisini bir tür Merkelcilik olarak gösterdi. Yani Avrupa Birliği'nin taleplerine boyun eğip bir uzlaşıya gitme ile gerçekleşti. Hatırlarsın işte hem komisyon başkanı hem Avrupa Konseyi Başkanı, yani AB'nin en üst iki şeyi yetkilisi yani Türkiye'ye ziyarete geldiler. Evet. İşte yaptırım yapmama karşılığında hani Türkiye'nin hani şeyden, Mavi Vatan iddiasından artık neyse o geri çekildiğini yani aslında gördük çok net olarak. İşte gemiler çekildi, artık tatbikat yok falan. Şimdi Biden seçilince bir başka boyut daha ortaya çıktı. Bir Biden'cılık ekseni buna eklendi. Yani Türk dış politikasının, yani bizim eğer varsa böyle bir şey, ana ekseni şu anda AB'den sonra Biden'a uyum sağlama aşamasını yaşıyoruz biz. O yüzden de bir dış politikadan çok bir adaptasyon süreci aslında. Evet. Yani bu içeride oluşturulmuş. Yani Türkiye'nin ihtiyaçları nedir? Yani buna göre bir dış politika izleyelim. Hani bu değil şu an yaşadığımız şey. Yani dış politika olarak görülen şey bu değil. Yaşanan şey, yani Biden'ı memnun edelim. Bu da bizim iktidarımızı nasıl yarar? Yani temel kaygı, çıkış noktası bu şu anki eylemlerde. Yani bu tabii ki siyaset bu, politika yapıyor. Dış politika da denebilir çünkü dışarıya da dönük. Ama merkezinde, odağında bulunan şey Erdoğan yönetiminin bu korkunç tıkanıklıkta artık şey olmuş hani böyle yani boks terimiyle söylersek hani sürekli yumruk yiyip hani abandone olan şeyi şaşı görmeye başlayan, rakibini, çevreyi, dünyayı şaşı görmeye başlayan bir iktidar yapısı var gözümüzün önünde ve bunu mesela Cumhurbaşkanı'nın en son işte
TRT'de galiba değil mi? O canlı denen... Evet, 3 doz aşı olduğunu söylediği, hayvan haklarına dönük tuhaf açıklamalar yaptığı bir abandone durumu var. Dağılmış. Çünkü çok cepheden, cepheyle baş etmeye çalışıyor ve baş edemiyor tabii. Bir de içeride de kaynama var hocam. Şimdi işte Sedat Peker'in ard arda gelen videoları, her ne kadar iktidara yakın medya organlarında bu çok görmezden geliyor, hasır altı ediliyorsa da Türkiye bunu konuşuyor. Diğer medya organları kendilerince başlıkları alıp inceliyorlar. Tabii. Yani Peker şeyleri, videoları bizimkinden daha fazla etki yaratıyor, onu kabul etmek. Biz de pazar sabahları 7.30'da kalkıp. Evet, biz de izliyoruz, takipçisiyiz. Çünkü önemli ifşaatlar, etkisi şeyi kristalleştirdi. Yani hem AKP içindeki gerilimin pay hatlarını belirledi, hem de MHP ile aslında bakarsanız AKP arasındaki gerilimi açığa çıkardı. Buradan... Bunun sanıyorum yani Türkiye kamuoyundaki yankısı kadar dış politikada da bir karşılığı oluyordur herhalde. Yani ben bir dış politikada başka bir aktör olsam not alırım bunların hepsini ve uygun bir ortamda dile getiririm. Emin ol, bizden daha iyi takip ediyorlar tek tek bütün notlarına, yani bütün istihbarat servisleri, bütün yetkililer, Türkiye üzerine çalışanlar. Yabancı basın, yani en bildiğimiz New York Times, Washington Post, Financial Times. Onlar tabii yani medya organları dışında hani devlet aygıtları. Çok malzeme var orada. Türkiye içeride ve dışarıda şey yapacak, AKP iktidarını zorlayacak. Türkiye değil ama Türkiye ile bilgisi yok, bizimle bilgisi yok bunun. Türk halkıyla da bilgisi yok, varsa da negatif ilgisi var. Yani biz demedik ki gidin mafya ile iş yapın diye. Mafya. Yani Venezuela'ya maske götürün diye. Biz söylemedik. Türk halkının yani böyle bir talebi yok. Bize maske dağıtın. Yani biz daha çok kendimize maske istedik. Evet, buraya. Hayır, şey de yapabilir Türkiye. Elinde maske fazlası varsa başka ülkelere de dağıtabilir. Ama hani bu coğrafyadan başlayabilir mesela. Hani Gazze'den başlasın. Savaş bölgeleri var hocam. Yani gönderilebilecek olan Afrika'da. Hani yani bu tabii şey demek değil. Mukayese edelim demek değil de. Hani yani işte Yemen var. Tam 5 maskeyle de gitmez yani. Hani yardım yapıyorsunuz da. Yani dolayısıyla bu, şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, bakın yani 76, 77, 80 arası korkunçtur Türkiye. Yani ben kısmen yaşadım, hani şeydim, takip ediyordum. Hani küçüktüm ama takip ediyordum. Hakikaten çok korkunçtur. Yani içi, ekonomisi falan. Ama dış politikası böyle değildi. Evet. Enteresan bir şekilde dış politikası böyle değildi. Hani direniyordu. Direnen bir Türkiye vardı. Mesela işte Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü veto edebiliyordu falan Türkiye o dönemde. Şu an tarihin en zayıf döneminde aslına bakarsan. Çok kırılgan. Ve bu şeye borçlu. Yani AKP iktidarına hani borçlu. Ve tekrar şey konumuza dönecek olursak hani oradan. Tabii bunlar bunun parçaları. Çok zayıflattı. Yani bakın hiç müttefiği yok, dostu yok. Çok yalnız bölgesinde, dost dediklerinin Türkiye'ye faydası yok. Yani Katar bulanık bir ilişki, Azerbaycan işte İsrail ile arası gayet iyi, Libya'da onların Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin desteklediği grupların ve gidişat Türkiye'yi oradan hani biraz dışarıya itecek, öyle gözüküyor. Evet, ben de hocam bu hafta bir analiz yazdığımda petrolde İtalya'ya evet, Türkiye'ye olduğunuz alanlarda devam edin ama inşaat, petrol öyle sizin Ankara'dan gördüğünüz gibi değil yanıtı verdiler aynen, aslında. Dolayısıyla ekonomisi çok kötü, finansal bağımlılık çok had safhada, turizm geliri yok. Siyaseten hani çok sıkışmış, oy kaybeden bir iktidar var. Bu ödün vermeye çok açık, bu problem bu. Yani bunu söylüyoruz, yani AKP iktidarı şu an Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur aslında bakarsanız bu yapısıyla. Aslında erken seçim olması bu açıdan da hani gerekli ve zorunlu bana sorarsan. Şey olarak dediğim gibi yani dış politika dediğimiz şey şu anda AKP iktidarının varlığını şey de değil, iktidardan
düşmesi de değil aslına bakarsan. Çünkü iktidarda kalmasıyla varlığı çok birbirine eşitlenmiş bir siyasi hareket. Yani varoluşsal bir problemi var şu anda. Ve bütün şeyi, yani siyaseti bunun üzerine yani kurmaya çalışıyor. Hem iç siyaset hem dış siyaseti bunun üzerine kurmaya çalışıyor. Ve burada da ilk ödünü şeyde verdi. Doğu Akdeniz ve Avrupa ile, AB ile ilişkileri de verdi. İkinci ödünü Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail ile uzlaşarak vermeye hazırlanıyordu ki İsrail işte bu en son Filistin çatışması yaşandı. Yunanistan'la ilişkileri düzeltmesi gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz, yani Biden yönetimi bir müttefikleri arasında çatışma ve gerilim istemiyor. Evet. Yani uyumlu ilişkiler kurun diyor. Artık şey bitti. Yani Trump dönemi böyle müttefiklerini birbiriyle saldırdıkları. Tabii, okul bahçesinde kavga eden çocuklar stratejisi bitti. Biden yönetimi şey istiyor. Aranızda anlaşın. Zaten bunun hazırlığına başladılar biliyorsun. Hani Körfez'de Katar'la şey Suudi Birleşik Arap Emirlikleri bloğu Biden gelirken hani uzlaştılar hatırlarsın. İsrail'i tanıdığı 4 tane ülke, yani ikisi dışarıda biraz, hani Orta Doğu klasik coğrafyasının. Türkiye için de şey istiyorlar. Yani Yunanistan'la ilişkilerini düzelt. Hatta işte Türkiye ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sharma'nın da hani açıklaması var. Hani biz şey yapmayın diyor, kavga etmeyin diyor, Yunanistan'la uzlaşmasını bekliyoruz diyor. Şeyle de uzlaşacak, onu söyleyeyim. Yani Mısır, Suudi Arabistan, İsrail. Problem onların ayak diremesi. Evet. Yani Türkiye, bu konuda Türkiye üstüne, onu söyleyelim. Yani Türkiye üstüne düşeni yapıyor aşağı yukarı bu konuda. Yani Biden'ı memnun etmek için. Şimdi iki temel konu var. Orada bir tıkanıklık var. Biri insan hakları, demokratikleşme. Diğeri de S-400 füzeleri. Ve inanır mısın? AKP ikisine de aynı gözle bakıyor. Yani bunu masaya koyup bunun üzerinden pazarlık yapmaya çalışıyor. Yaşadığımız süreç bu. Onun için fark etmiyor. Yani mesela Biden... Hocam yani saldırı olsa bu kadar sorun olmazdı herhalde vardıkları. Yani hani şu füzelerden aynen. Çektiğimiz. Aynen. Çünkü paramızla bu... yaptık bunu. Yani hani hatırı sayılır bir meblağla bu krizin ortasına düştük. Öyle. Şey olarak ara formül öneriyor hep S-400 konusunda. Hani işte teknik eleman hani şey yapalım, sizden Amerikalı uzmanlar gelsin, kontrol edin. Hani bir ofis şey kuralım, bir hani karargahta bir ofis kuralım. Kontrolü Amerikalılarla birlikte yapalım diyor bu. Şeyleri gönderiyoruz dedi, Ruslar yalanladı. Hani Rus teknisyenleri. Ya arada bir şey de var zaten, tutarsız biliyorsun, işte Savunma Bakanı Girit modeli önerdi, yani sonra kabul edilmezdi, yani saraydan cevap geldi vesaire, ama şey bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor, insan haklarını da öyle alıyor. Yani ben insan hakları konusunda düzeltme yaparım bir miktar, ama yani hiç yapmamayı tercih ediyor, bunu söylemiştim. Yani Sisi modelini öneriyor, yani öneriyoruz dedi, non-paper sunduk dedi, yani bir bağlayıcı olmayan belge sunduk Amerika'ya dedi, S-400 konusunda. Ama sözlü olarak insan hakları konusunda da yapıyorlar, %100 emin. Diyorlar ki hani, ya bizi sıkıştırmayın, bakın Doğu Akdeniz'de işbirliği yapıyoruz. Buradaki şeylerle, müttefiklerle, yani işte Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gerekirse, onunla da uzlaşırız. Karadeniz'de beraber çalışırız. Ukrayna'ya destek oluyoruz, Gürcistan'a destek oluyoruz askeri olarak. Polonya'ya şey gönderiyoruz. Ama çok sıkışınca Belarus konusunda, yani Beyaz Rusya konusunda işte NATO'yu yumuşatmaya çalışıyor. Oradan da hani bu sefer de tabii bütün bu şeyin, hani Batı'ya daha sıkı yaklaşmanın ve Rusya'dan uzaklaşmaya çalışmanın Rusya açısından bir şey olacak, karşılığı olacak. Onun da farkındalar. Evet. Belarus'la biraz şey yapalım da NATO çok sert karar almasın da oradan da Putin'i tavlarız. Hani yani şimdi bunun adına da dış politika, işte AKP'nin dış politika dediği şey de bu. Evet. Maalesef bizi böyle getirip şeye, hani kendini köşeye tıkayıp bütün hani ülkenin kaynaklarını, hani çok pozitif rol oynayabilecek bir ülkeyi, yani getirip en son Biden'cılığa hani şey yapmak, mahkum etmek, önce ondan önce Trumpçılıkla Putinciliğe
kitlemek. O olmadı, hadi Biden'cı olalım. Ama onda da içeride şeyi, insan hakları, demokratikleşme, ifade özgürlüğünü vesaire şeyi açarsak, medya üzerindeki baskıları affetirsek, bu sefer bu iktidarda kalmamızı zorlaştırır. Hani o zaman pazarlığın, Amerika ile yaptığımız pazarlığın bir anlamı ve değeri kalmaz bizim açımızdan diyor. O yüzden pazarlığı hep bu alanın dışına atmaya, itmeye çalışıyor. Her yerde şey yaparız, uzlaşırız güvenlik konusunda. Afganistan'dan Libya'ya birlikte çalışırız diyor zaten. Evet. Soracağım, gerginliğim, niye gerginiz? Hani sanki böyle bir şey, yani iki genç arasındaki anlaşmazlık gibi böyle. Yani biz niye anlaşamıyoruz, niye gerginiz biz? Hani onu soracağım Biden'a. Ve belli ne yaptığını biliyorlar, nerede durduğunu biliyorlar. Çok fazla açığın olduğunu biliyorlar. Şöyle söyleyeyim, aslında kestirmeden ama sert bir şey söyleyeyim. Bunu kullanmazlar umarım ama yani Biden'ın Orta Doğu ve küresel siyaset için en genelde ve Orta Doğu için kurmaya çalıştığı düzende Erdoğan tipi bir şeye, lidere yer yok aslına bakarsan. Yani uymuyor. Evet. Yani bu siyasetin taşıyıcısı olamaz. Ha, bunun sözünü verir mi? Verir. Der ki biz demokratikleşeceğiz. İşte hem şey, Batı sistemin uyumlu. Ama inanmazlar. Evet. Çünkü çok söz verdi ve çok söz tutmadı Erdoğan. Dolayısıyla böyle bir inandırıcılık, güvenirlik ve öngörülebilirlik sorunu var. Bütün bunları hani Türkiye Batı sistemi içinde yer alsın. Aman Erdoğan gitsin, daha fazla bağımlı olsun diye. Türkiye demokratik bir ülke olsun. Kendi ayakları üzerine daha fazla dursun. Hani gerekirse tersi bir pazarlığı yapsın. Yani ben içeride demokrasiye ve insan haklarına daha fazla önem vereceğim. Ama dışarıda senin hani diyelim bölgesel emperyalist projelerine daha az katkıda bulunurum. Bunlara gerekirse direnirim diyen bir iktidarı hani arzulamamız gerekiyor. Erdoğan bu pazarlığı hep tersinden yapmaya çalışıyor. Genelde Erdoğan'dan önceki hükümetlerinde de çoğu böyle yaptılar. Yani İki dünyanın da en kötüsü. Yani içeride otoriter, dışarıda işbirlikçi. Evet. İçeride demokratik, dışarıda direnen. Yani bölgesel siyasette direnen bir hani iktidar en azından şimdiki, şu anki koşullarda daha iyisini kuramadığımız sürece hani bizim için en azından tercih nedeni olabilir diyelim ve burada tamamlayalım. Teşekkür ederim hocam. Hem Türkiye'nin bu iç sorunlarına bakış açısını, bunun dış politikaya yansımasını da konuştuk. Yunanistan'dan verilen mesajların da altını çizdiniz. Aslında Moskova ile Washington arasındaki dengenin, siz hep söylüyordunuz. Bazen Türkiye şu anda bir ipteki cambaz gibi bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor. Ama o iki kapı aynı anda kapanırsa ortada kalacak diye. Şimdi o kapıların kapanmasının sürecini, buna alışma sürecini yaşıyor ve kapılardan bir tanesini yeniden çalıyor, açmaya çalışıyor. Sanıyorum Biden'la 14 Haziran'daki görüşmede biraz aslında tarafların birbirini tarttığı bir süreç olacak. Yani en azından benim gözlemim o yönde. Yani Putin'le özel bir görüşme yapmayı tercih edip takvimini ayarlayan Biden, Erdoğan'a telefon görüşmesinde söylemişti. Tamam, NATO'da zaten bir araya geleceğiz. Hani orada bir saat falan bir araya geliriz demişti. Burada da hani talep eden tarafın hani kim olduğu çok net görülüyor. Oysa tam tersinin Putin'e teklifin Biden tarafından gittiğini biliyoruz ve Moskova buna karar verdi. Dolayısıyla ilginç bir süreç olacak. Ağzınıza sağlık hocam. Takip edeceğiz. Takipçisi. Evet, aynen öyle. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta 30 Mayıs'ta Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği Yunanistan gezisi çerçevesinde aslında Türkiye iç politikasında yaşananları, Sedat Peker videolarının yansımalarını, bunun dış politikada nasıl ele alındığını, Erdoğan-Biden görüşmesi öncesinde Türkiye'nin vermiş olduğu mesajları pazarlıkta kullanabileceği iki ana unsuru, aslında sıkışmışlığını ve ideal olanın aslında beklenenin, bilimin, aklın, mantığın gösterdiğinin ne olduğunu işaret etmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.